Merhabalar. İstanbul'da 23 Nisan akşamı. Ardında Murat var. Güzel bir habere doğru uzuyoruz. Bugün Yasin kardeşimin çocuğu oluyor. Baktık İstanbul trafiği fena değil. Öyle açık gibi yani. Pek kimse kalmamış. 3 günlük tatil olunca kurumsal şirketlerde. Oo, saplamışlar bunu da baya baya. Dedik hazır yollar boş. Ben de yanıp tutuşuyorum zaten. Bir gidelim. Giderken de biraz muhabbet edelim dedim. Bugün bahsetmek istediğim mevzu özlemek abi. Özellikle bir erkek olarak ifade etmekte zorlandığım duygulardan birisi. Pek çok erkeğin de aynı şekilde olduğunu tahmin ediyorum. Hani bir şeyleri özlüyoruz ama neyi özlediğimiz, neye özlem duyduğumuz, hani iki kavramı birbirine çok fazla karıştırıyoruz gibi. Of, güneşin güzelliğine bak ya. Özlemek abi, gerçekten bir şey, gerçekten özlemek, hani bir karşılık beklemeden bir şeye muhtaç olma duygusundan doğuyor, tamam mı? Benim için en büyük özlem evlada özlem. Bir diğer özlem çeşidi ise motosiklete özlem. Özlediğin pek çok şeyin senin için bir bedeli var. Bunları ödemekle yükümlüsün. Çocuğun olduğunda onun eğitimiyle alakadar olmak zorundasın. Mesela bugün 23 Nisan gösterisine gittik. Sevgili yönetim öyle bir saat verdi ki bize, dedi saat 1'de başlıyor. Yani çocukları 1'de getirin, 1.30'da başlıyor şey dediler. Gösteriler. Toplam 21 gösteri var. Bizim kız 20. sırada hacı. Abba. Bekle bekle geçmez, bekle bekle geçmez. Bir de arabayla gittik. Saat 4'te başladı. Tüm günümü yedi. Bugün mesela evladımla olmanın mutluluğunu yaşamış olmak başka bir şey. Bir yandan da şey olması çok güzeldi. Motora duyduğum özlem. Motora duyduğumuz özlemden mütevellit ne yaptık? Gecenin bir körü gezmeye çıktık. Polis abiler. Ne yapıyorsunuz abiler? Evram tam. Durayım mı? Durayım mı? Geçek mi? Geçelim. Kolay gelsin. İşte Evram tam olunca kimse durdurmuyor ya. Orası çok küçük. Motorumu özledim, motorumun üstündeyim. Muhteşem bir şey ve çok uzun zamandır özlemiyle yanıp tutuştuğum bir şey var. Yani Avrupa yakasında çalışırken her gün gördüğüm için aslında hiçbir zaman fark etmediğim, ama şimdi Anadolu yakasında oturup Anadolu yakasında çalışmaya başlayınca fark ettiğim bir özlemim daha var benim. Hacı ben köprüyü çok özlemişim ya. Şuradan, şu lanet olasıca köprüden geçmeyi çok özlemişim. Tamam işte 8 lira alıyor, bilmem ne yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor falan da. Bir insanın böyle bir keyfi yaşamadan anlayamayacağı bir özlemle dolu için. Burayı geç, buranın da bedeli şey. HGS'si, OGS'si. Yapacak bir şey yok. Bu zevki yaşayacaksan o parayı vereceksin. Gerçi otobüste de gezebilirsiniz yani. Çok da kendinizi şey yapmayın. Aga bugün 3 gün 4 gün evladımı görmesem içimde bir acıyla, bir burkulmayla özlerim muhtemelen çocuğumu. Of çok güzel ya. Her zaman köprüden böyle sakin geçemezsin ha. Kıymetini bilmek lazım böyle zamanların. Hacı biz hep daha fazlasını istedik. Daha fazlasını sahip olmak, daha fazlasına, daha fazla imkan, daha fazla para, daha fazla makine, daha fazla ekipman. Ne ara böyle olduk bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama basit bir şeyi kaybettiğin zaman o
basit şeyin özlemiyle yanıp tutuştuğun zaman işte bu köprüden geçmek gibi bir şey. Evlat acısı ya da başka bir şeyden bahsetmiyorum. Motora uzun süre binememek. Yani motorum var ve binemiyorum arkadaş. Böyle bir hüzün olamaz. Bak özlem duymakla özlemeyi birbirine karıştırmayın. Hiç binmediğin bir motora binebilmeyi özleyebilirsin. Özlem duyarsın, özlemezsin. Hiç kazanmamışsın ki kaybedesin. Ama bugün hiç kıymetini bilmediğin bir şeyi kaybettiğin zaman işte o çok çok yorucu, çok üzücü, çok moral bozucu. Hele bir de kavuşabilme ihtimali yoksa, memleket hasreti çekiyorsan, arkadaş hasreti, eski sevgili, öyle bir noktaya gelirsin ki ya işte bu kadar borcum olsun ama ben onu göreyim, şu kadar bilmem ne yapayım ama ben onu göreyim. Kıymetini kaybetmeden anlamaya çalışın. Çok zor. Hiçbirimiz yapamıyoruz. Sahip olduklarımız özlenen şeyler değildir. Sen ona zaten sahipsin. İnsanoğlunun güdüsü böyle çalışmıyor maalesef. İsterdim ki böyle çalışsın. Ama sabah uyandığınızda bir aynaya bakın, gülümseyin. Sizin için kıymetli olan şeylerin bir listesini gözünüzde canlandırın. Ya ben bunu yarın özlerim dediniz şeye, bugün sahip çıkın dostum. Çıkın lan! Of, ne kadar ağdalı oldu ya. Ne kadar ağdalı bir blok oldu ya. Bu da böyle olsun ya. Köprü geçtik babacım. Duygulandım. Baba ne haber? Sevgili kardeşim Yasin. Evladı özlemim bugün doluyor. Özlem duymam bitiyor. İnşallah hiçbir zaman onu özlemek zorunda kalmaz. Görüşelim. Arayı soğutmayın. Ne? Oraya gideceğim. Kanka bugün